Bu yılki sergi programımızın en sonunda Mirsad Berber'le kapatıyoruz. Mirsad Berber dünya sanat tarihinde 20. yüzyılın ikinci yarısında özellikle damgasını vurmuş ve sanat tarihinde yerini almış çok önemli sanatçılarımızdan bir tanesi. Yugoslavya'nın ve Bosna Hersek'in o yerel sanatını ve yerel sanat çevresini kendi özel yeteneğiyle ve kendine özgü bulduğu tekniklerle onu çağdaş Avrupa düzeyine ve çağdaş dünya düzeyine yerine oturtmuş bir sanatçı. Dolayısıyla kendisiyle sergi yapmaktan son derece onurlu ve gururluyuz galeri olarak. 2012'de kendisi vefat etti. 2016 yılında büyük bir sergisini izlemiştim ben Pera Müzesi'nde ve çok etkilenmiştim. Dolayısıyla hep buna benzer bir sergi yapmak, bu sanatçının sergisini yapmak hep içimdeydi. Bunu gerçekleştiren Beste Gürsu'ya çok teşekkür ediyorum. Onun katkılarıyla biz bu sergiyi gerçekleştirdik. 14 adet özel teknikle bastığı baskılarını sergiliyoruz. Hem baskı teknikleri olarak değişik teknik, hem kompozisyon açısından değişik tekniklerle çalışılmış eserler. Mirsad Berber'in çok farklı bir yapısı var. Yani her şeyden etkilenen de bir sanatçı, iyi yönleriyle. Mesela Bizans'ın yaldızlarını almış, altın varaklarını almış, Rönesans'ın o düzenini almış. Sonra Osmanlı'nın o ustalıklı kaligrafisini almış, klasizmin o zarafetini almış ve bunları hepsini birleştirerek postmodern bir duygusallıkla oluşturmuş eserlerini ve genellikle de modern çağda yaşamış bazı sanatçıların resimleriyle de onlara göndermeler yapmış. Mesela bu sergimizde Velázquez'in bir işini görecekler izleyenler. Dolayısıyla bir de yaptığı resimlerin hep ortalarında, merkezinde genellikle bir at figürü var kızların yanında. Bu at figürü, daha doğrusu at metaforu değişik bir anlam taşıyor. Yani Bosna'nın yaşadığı o zor şartlar, geçirdiği katliam biliyorsunuz. Bütün bunlar onu çok etkiliyor. Yani bizim diğer resimlerde gördüğümüz o estetik, hoş, narin atlar değil de bunlar daha çok çile çekmiş, günün yaşantısını halkıyla birlikte çekmiş, o çileyi çekmiş bir Bosna beygirleri bunlar. Çilekeş Bosna beygirleri diyebiliriz. Gerçekten çok yetenekli bir sanatçı. Daha Ljubljana Üniversitesi Akademisi 3. sınıf öğrencisiyken çok değişik işler yaptığı için ve tekniğini kendi kendine geliştirdiği için Preseren ödülünü, büyük ödülünü kazanmış bir sanatçı ve o yaşında olmasına rağmen dünyanın birçok ünlü sanatçısıyla birlikte Biennale'e katılma şansını yakalamış da biri. Dolayısıyla böyle bir sanatçıyla çalışmak ve onun sergisini yapmak galerisyen olarak bizi çok gururlandırdı. Herkesi bekliyoruz.